Merhaba gençler, Dershane Burada'ya hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle 7. sınıflarda İngilizcenin 2. ünitesi olan sports ünitesini işleyeceğiz. En başta 2. üniteyle başladık. Niye 1. üniteyle başlamadık diyebilirsiniz. Çünkü 2. ünitede present simple tense, yani geniş zaman kalıbı var. Geniş zaman kalıbıyla İngilizce'de cümle kurmayı, cümle okumayı aslında daha çok öğreniyoruz. 1. ünitede karşılaştırma, comparatives konusu var. Önce bir 2. üniteyle başlamak daha iyi olur diye düşündük. Yazılıya kadar işlediğiniz yere kadar, yani 1. dönemi komple tekrar etmiş olacağız sizin yazılarınız başlayana kadar. Bakalım neler öğreneceğiz sports ünitesinde. Present simple tense, yani geniş zaman kalıbını öğreneceğiz. Sıklık zarflarını öğreneceğiz. Bakalım neymiş onlar? Always, usually gibi. Sporların kategorilerini öğreneceğiz. Sizlerden sporları kategorize etmenizi isteyecekler. Bunların kategorizesini nasıl yapacağımızı hep beraber öğreneceğiz. Alıştırmalar da var içinde, beraber yapacağız. Şimdi başlayalım. Present simple tense, yani geniş zaman ile. Geniş zamanda, İngilizce geniş zamanı ikiye ayırarak anlatabiliriz. İsim cümleleri ve fiil cümleleri şeklinde. Siz isim cümleleri ve fiil cümlelerin ne olduğunu Türkçe'de fiiller konusunu işlediğiniz için biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. This is apple. Bu bir elmadır. Bu ne? Türkçe'de bu bir isim cümlesidir. Türkçe'de gördünüz mü? Bu bir elmadır. Ek fiil almış bir cümle. Bir isim cümlesi. Şimdi başka örneklere de bakalım. They are apples. Onlar elmalardır. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Bunlar isim cümlesi. Peki bu isim cümlelerini biz neyle yapıyorduk? Şu yer açayım, biraz daha sileyim. I, you, we, they, he, she, it olmak üzere şahıslarımız vardı. Bu şahıslara göre yardımcı fiillerimiz vardı. I'da, am, you, we, they'de, are, he, she, it'te, is olmak üzere yardımcı fiillerimiz vardı. Bu yardımcı fiilleri kullanıyorduk isim cümlelerinde. Önce özneyi, yani işi yapan kişiyi koyuyorduk. Ondan sonra da yardımcı fiil, ondan sonra da nesneyi koyuyorduk. Şimdi bakalım. This is apple. This, o yerine bu ve o da demek diye düşünebilirsiniz. Yerine o koyabileceğimiz için tekil bir şahıs ve uzakta tekil bir şahıs o. O yüzden is yardımcı fiilini kullanıyoruz. They are apples. They'de ne kullanıyorduk? Hemen burada var. Are kullanıyorduk. I am a teacher. I'da da ne kullanıyorduk? Am kullanıyorduk. Burada da gördüğümüz gibi. Şimdi peki biz bunları nasıl soru haline getiriyoruz? Çok kolay. Ne yapıyoruz? Yardımcı fiil olan ne varsa başa alıyoruz. Diğer bütün zaman kalıplarında da bu söylediğim geçerlidir. Yardımcı fiil görevinde ne varsa başa alacağız. Evet, hayır sorusu haline getirmiş oluyoruz. Hemen bakalım örnekte. Is this an apple? Bu bir elma mıdır? Cevap yes it is, no it isn't. Evet öyle, hayır öyle değil. Are they apples? Onlar elmalar mı? Evet öyle, hayır öyle değil. Am I a teacher? Ben bir öğretmen miyim? Yes I am. Evet öyleyim. No I am not. Hayır öyle değilim. Şeklinde evet hayır sorusuna dönüştürüyoruz. Bakın ne yaptık? Şuradaki yardımcı fiilleri, şunları hop başa aldık. Bakın hop başa alınmış hali nerede? Burada. Am I a teacher? Sadece başa aldım. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi gelelim fiil cümlelerine. I go to school. Ben okula giderim. She goes to school. O okula gider. Şimdi iki tane cümle koyduk buraya. Peki ne yapmışız? Önce işi yapan kişiyi koymuşuz. Özneyi koymuşuz. Sonra fiili koymuşuz. Sonra da nesneyi koymuşuz yerine. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Hocam tamam, bu sırayla koyduk da she'de bir s takısı almış. Bu ne? Geniş zamanda he, she, it kişilerinde fiiller s takısı alıyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani bu çok kafa karıştırıcı bir şey değil. He, she, it olduğu zaman fiil s takısı alıyor. Bu kadar. Şimdi hocam peki bunları nasıl soru yapmışız ya? Aşağıda sorular var ama hani hiç yardımcı fiil yok içinde. Ne yapacağız? Aslında yardımcı fiilleri var ama gözükmüyorlar. Nasıl gözükmüyorlar? Her fiilin içinde gizli bir ne vardır? Do vardır. Biz bunu alıp başa getiriyoruz. Bu kadar. Bakın. Do you go to school? Sadece do'yu başa getirmişim. Başka hiçbir şey yapmamışım. Alıp başa koymuşum. Başka hiçbir şey değiştirmedim. She goes to school.
Does she go to school? Bakın burada dikkat etmemiz gereken ufak bir şey var. Şimdi he, she, it de fiil s takısı alıyor diyorduk. Biz goes'un içindeki do'yu çıkardık. Do çıktı. Do'yu başa aldım. Do'yu başa alır almaz içindeki s takısını da do üstüne alıyor. Do böyle bir kıyak bir arkadaşımız. Kral bir arkadaşımız. Böyle garip grup ekler mekler falan olduğu zaman fiille hop üstüne alıyor. Size yardım ediyor. Ve soru haline getirdiğim zaman o s takısı do'nun üzerinde olduğu için artık fiilin üzerinde s takısı olmuyor. Şöyle bir incelemiş olduk, hatırlamış olduk geniş zaman nasıl diye bir alıştırma yapalım bakalım. Şimdi bunları bir önce bir çevirelim. It is a table. O bir masadır. Değil mi? Şimdi önce bir olumsuz yapalım ya soru yapmadan önce. Bir olumsuz yapalım. Olumsuz nasıl yapıyorduk? Yardımcı fiile not eki getiriyorduk. Yardımcı fiillerimiz neydi? Am, is, are. Bunlara not eki getirdiğimizde not ekleri şöyle de yazabiliriz. Not, I am not, is not, are not şeklinde de yazabiliriz. Ama bunlar not da birleşiyor, am birleşmiyor. Am not aynen böyle yazılıyor. Is not, isn't olarak, are not da aren't olarak yazılıyor olumsuzda. Hadi önce bu cümleyi olumsuz yapalım. Önce siz bir deneyin. Ondan sonra hemen videoyu durdurup deneyin. Şimdi de ben yapayım yaptıysanız. It isn't a table. O bir masa değil demiş olduk. Şimdi hadi bir de bunu soru yapalım. O bir masa mıdır? Nasıl soracağız? Ne yapıyorduk? Yardımcı fiili alıyorduk. Hop başa getiriyorduk. Is it a table? O bir masa mı? Hadi cevap verelim. Cevap verirken evet hayır sorularını da bilmeniz gereken yani hatırlamanız gereken şu ne ile sorduysam onunla cevap vereceğim. Yes it is. Burada. No it isn't. Bu kadar kolay. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi gelelim fiil cümlelerine. Hadi bir olumsuz yapalım. Olumsuz yapacağımız zaman yardımcı fiile not ekleyecektik değil mi? Burada ne var? They like flowers. Onlar çiçekleri severler. Severler. Bu bir fiil. Her fiilin içinde ne vardı? Gizli bir do vardı ve bunu dışarı çıkaracağız değil mi? Çünkü yardımcı fiile ekleyeceğiz olumsuzluk ekini. They do not like flowers. Onlar çiçekleri sevmezler dedik. Do not da birleşiyor. Aynı buradaki yardımcı fiillerin birleştiği gibi don't olarak kullanabiliriz aslında. Hadi bir de bunu soru yapalım. Ne yapacaktık? Yardımcı fiili başa alıyorduk. Do they like flowers? Onlar çiçekleri severler mi? Neyle sorduysak onunla cevap veriyorduk. Yes they do. No they don't şeklinde cevap da verdik. Bu kadar rahat yani. Nasıl soru yapıyoruz, nasıl olumsuz yapıyoruz böyle ezberlemelik pek bir şey yok aslında. Yardımcı fiili not ekledin mi ve yazdın mı olumsuz oldu. Yardımcı fiili başa aldın evet hayır sorusu oldu. Bu kadar kolay. Şimdi alıştırma yapmaya devam edelim. Bunları hemen soru yapalım. Hemen videoyu durdurun. Hemen soru yapın. Ondan sonra da ben yapacağım zaten. Yaptıysanız eğer hadi hızlı yapalım. Soru yapacağız demiştik hatırlıyorsunuz. Are you a student? Sen bir öğrencisin demiş. Sen bir öğrenci misin demiş olduk. I like watching TV. Televizyon izlemeyi severim. Televizyon izlemeyi sever miyim? Do I like watching TV? Televizyon izlemeyi sever miyim dedik. She is a tailor. TK olacak burada. She is a tailor. O bir terzi dedik. O bir terzi mi? Ne yapacağız? Başa alacağız bunu. Is she a tailor? O bir terzi mi? He goes to school. O okula gider. Nasıl yapacaktık? Do'yu çıkaracaktık. Başa alacaktık. Aldık. Do he go to
Silgi alıyorum. Hı. Burada ama ne vardı? He goes to school'du. Cümle içine girdiği zaman do s takısının üstüne alıyordu. O yüzden does he go to school olacak. We work hard. Biz sıkı çalışırız demiş. Bu ne? Bu bir fiil. Biz sıkı çalışır mıyız? Nasıl yapacağız? Yardımcı fiili içinden çıkaracağız, başa alacağız. Do we work hard? Biz sıkı çalışır mıyız? Çalışırız. This is a computer. Bu ne? Bu bir isim cümlesi. Nereden anladık? Yardımcı fiil var. O zaman başa alalım. Is this a computer? Bu bir bilgisayar mı diye sormuş olduk. Şimdi soru kelimelerine geldik. Soru kelimelerini hep böyle kafa karıştırabiliyor. İlk baktığınız zaman ya soru kelimeli soru. Soru kelimesi derken what, ne, when, ne zaman, how, nasıl, where, nereye soruları. Bu soruları nasıl soracağız biz? Şöyle soracağız. Mesela bir örnek cümlemiz var. They go to school. Onlar okula giderler. Ben bunu evet hayır onlar okula giderler mi diye evet hayır sorusu yapacak olsam nasıl yapacaktım? Aynen buradaki gibi değil mi? Do they go to school? İçinden do'yu çıkardım. Do hop başa aldım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra soru kelimeli soruya geldik. Evet hayır sorusu halini görüyorsunuz. Burada işte. Bunun başına soru kelimesi eklediğin zaman soru kelimeli soru oluyor. Bu kadar kolay. Hemen altta yapmış. When do they go to school? When neydi? Ne zamandı? Bakın do they go to school? Yani şuradaki yapıyla şuradaki yapı aynı. Başına sadece ne eklemiş? When eklemiş. Ne zaman okula giderler? Onlar ne zaman okula giderler? Bu kadar. Şimdi onlar nereye giderler diye soralım bir de. Cevabı to school. Okula olduğu için okulu çıkaralım. Hemen çıkardım. Ne yaptık? Where do they go? Başına sadece where, nereye ekledim. Kalın da yazdım. Bu kadar. Hemen okula nasıl giderler? Şöyle baktığın zaman şunu görmeyelim. How'u bir görmeyelim. Do they go to school? Onlar okula giderler mi? Değil mi? Bu şekildeki hali. Onlar okula giderler mi? Aynı buradaki gibi. Şuradaki gibi. Ama ne yapıyorum? How'u eklediğim zaman onlar okula nasıl giderler? Demiş. Olduk. Şimdi buradaki yaptığımız alıştırmayı siz de şu cümleyle we eat toast every morning at home. Aynı şekilde bir yapın bakalım. Aynı soruları yapmanızı istiyorum. Bir tane when'li, bir tane where'li, bir tane what'lı soru yapın bakalım. Önce ne yapacağız? Evet hayır sorusunu haline çevirin. Ondan sonra da başlarını soru kelimelerine ekleyin bakalım. Önce siz yapın. Videoyu durdurun. Yaptıysanız, yeniden başlattıysanız hadi bakalım nasıl yapmışız. We eat toast every morning at home. Biz her sabah evde tost yeriz demiş. Soru haline getireceğiz. Evet hayır sorusu. Nasıl yaptık? İçinden bu bir fiil cümlesi çünkü. Do'yu çıkardık hop başa aldık. Do we eat toast every morning at home? Cevap vermişiz. Yes we do. No we don't. Neyle soruyorsak do'la sorduk. Do'la cevap veriyoruz. Bu kadar. Şimdi evde ne yeriz diye soracağız. O yüzden tostu çıkarmamız gerekiyor değil mi? What do we eat every morning at home? Her sabah evde ne yeriz? We eat toast every morning at home. Biz her sabah evde tost yeriz. Ondan sonra ne zaman yeriz? Ne zaman yeriz yapmamız için ne yapmamız lazım? Zaman olan şeyi every morning, her sabahı çıkarmamız gerekiyor cümleden. Çünkü cevabı o. Sorunun içinde cevap olursa sorunun anlamı kalmaz. When do we eat toast at home? Biz evde ne zaman tost yeriz? We eat toast every morning at home. Her sabah yeriz. Bir de nerede diye soralım. Nerede diye soracağımız zaman da cevap at home. Evde değil mi? Evde kısmını ne yapıyorum? Çıkarıyoruz. O şekilde yazalım. Where do we eat toast every morning? Her sabah nerede tost yeriz? Biz her sabah evde tost yeriz. Aynı cümleyi cevap olarak hepsinde kullandık. Bu kadar kolay. Şimdi geniş zamanlı bir hatırladıysak cümle nasıl kurulur, cümle nasıl okunur, soru nasıl yapılır, nasıl cevap verilir kısmını bir hatırladıysak şimdi şeye geldik. Adverbs of frequency yani sıklık zarfları.
Sıklık zarfları da bir yapacağımız bir işin ya da yaptığımız bir işi ne sıklıkla yaptığımızı ifade eder. Benden size tavsiye bu kısmı ya ekran görüntüsü alın ya da tek tek yazın. Çünkü buradaki tablo gayet güzel açıklamış hangi sıklıkla olduğunu, birbirlerinden üstünlüğün nasıl olduğunu. Ama genel olarak şu üçü hatta hani daha sık yapılıyor, hangisi daha sık yapılıyor diye genelde sorulmaz. Ama bilmenizde de bir sıkıntı olmaz. Bilin yani bunların ne sıklıkla olduğunu. Baktığınız zaman hani always %100 demiş, her zaman demek yapılıyor. Usually %90 genellikle yapılıyor. Hani 10 kere yapılıyorsa, 10 kere yapılması gerekiyorsa bir kere yapılmıyordur gibi düşün. Ya da 10 günde 9 kere yapılıyordur yapılan şey. Bu da 10 günde 8 kere gibi düşünebilirsiniz. En sonunda da never var. Asla, hiç yapılmaz, hiç yapılmıyormuş. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunları not almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi sıklık zarfları bir şeyin ne sıklıkla yapıldığını veya yapılmadığını anlatır. Sıklık zarfları özne ve ana fiil arasında kullanılır. Özne ve ana fiil. Ne demeye çalışıyorum? Özne neydi? İşi yapan kişiydi. I, you, we, they, he, she, it'ten biri. Ona bir tane özne yazalım. I. Sonra ne demiş? Ana fiil. Mesela I go to school. Bu cümleye baktığımız zaman burada I özne değil mi? İşi yapan kişi. Ben okula giderim. Kim gidiyor? Ben. Ondan sonra fiil geliyormuş normalde. Ama sıklık zarfları işte bu arada kullanılıyormuş. O zaman bir tane sıklık zarfı kullanalım. Always neydi? Her zaman. Hadi kullanalım. I always go to school. Ben her zaman okula giderim şeklinde cümlemizi yazmış olduk. Yani neymiş? Fiille özne arasına geliyormuş sıklık zarfları. Usually hepsine bir şöyle bakalım. Usually genellikle often çoğunlukla sometimes bazen rarely nadiren never da asla şeklinde kullanılıyor. Mesela bir tane daha yapalım. I never eat unhealthy food. Ben asla sağlıksız yiyecek sağlıksız yiyecek yemem şeklinde ya da burada I never smoke demiş, ben asla sigara içmem şeklinde bir cümle kullanmış. Şimdi bir eylemin ne sıklıkla yapıldığını öğrenmek için how often, ne sıklıkla soru kalıbını kullanabiliyoruz. Ben bir önceki şeyde ne demiştim? I always go to school. Önce o cümlemizi yazalım. Always go to school. Şimdi ne sıklıkla okula gidersin? Her zaman okula giderim. Nasıl soracağız bunu? How often do you go to? Biz ne öğrenmiştik? Soru kelimeleri, soru kelimeli soru yapacağımız zaman evet hayır sorusunun başına getiriyorduk. Burada ne yaptık? Sen okula gider misin sorusu var. Burada onun başına ne sıklıkla getirdik? Ne sıklıkla okula gidersin demiş olduk. Cevap olarak da bunu söyleyebiliriz. Ben her zaman okula giderim. Bir de burada mesela haftada bir kere, haftada iki kere, günde bir kere, günde iki kere gibi kullanımlar da var. Bunları da öğrenelim. Once mesela bir kere, bir kere. Twice iki kere. Hop yazamadık. İkiye yazdık ya, yazamadık. İki kere. Üç kere. Every day, month, year demiş. Every her demek. Yani her gün, ay, yıl. Hani every day dersek her gün. Every month dersek her ay. Every year dersek her yıl. On weekdays, weekend, hafta sonu weekdays. Hafta içi. In the mornings, evenings, sabahları, sabahları ve akşamları. Demek mesela şey yapalım.
şunu kullanalım. Twice. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalarım. Twice a day. Ben günde iki kere, twice a day, günde iki kere dişlerimi fırçalarım demiş olduk. Kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Zamanla beraber, zamandan önce o zaman içinde kaç kere yapıldığını göstermek için kullanıyor. Aşağıda da başka örnekler var. I go to cinema at the weekends. Ben sinemaya hafta sonları giderim. Ya da I take a shower 3 times a week. Ben haftada 3 kere duş alırım demiş örnekte. Şimdi present simple tense yaptık o kadar. Present simple tense alıştırmaları yapalım. Birkaç sayfa alıştırmamız var. Önce videoyu durdurup siz yapın alıştırmayı. Ondan sonra da zaten ben şimdi yapmaya başlayacağım. Her yeni sayfaya geçtiğinde bir durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Eğer yaptıysanız hadi bakalım şimdi beraber yapalım. My friends go camping every summer. Ne yapacağız? Bu my friends onlar they yani onlar olacağı için s de kısalmayacak. Sadece go diyeceğiz. Swimming. Soru yapmamız isteniyordu. Bu bir fiil sorusu. I like swimming dedik mesela. Bunu nasıl soru yapacaktık? Do'yu çıkarıp başa alacaktık. O zaman burada da onu yapmamız gerekiyor. Do you like? Sen yüzmeyi sever misin? Şeklinde soru yapmış olduk. Katie. Kalkmak at 6 a.m. every day. Her gün sabah 6'da kalkar diyeceğiz. Katie bir kız ismi yani she diyeceğiz. She'de ne oluyor? He, she. İtte s'te kısalıyordu fiil. Yani gets up olacak. We always biz yani s takısı yok. O zaman ne olacak? Olumsuzluk da yok. Soru da yok. O zaman fiili aynen koyacağız. Bu kadar. Gene durdurun videoyu. Başlattıysanız o zaman hadi çözelim. School start at 9 in the morning. School dediği ne olur? It olur değil mi? Okul sabah 9'da başlar diyeceğiz. Bunu diyebilmemiz için bu it olduğu için yani he she it s takısı alıyordu. Starts. My parents. Ebeveynlerim anne baba yani they yani onlar değil mi? Evet. onlarsa my parents not live in Chicago. Chicago'da yaşamazlar. Yaşamıyorlar. Yaşamazlar diyeceğiz. Yaşamazları da demek için live bir fiil. Yani bu bir fiil cümlesini olumsuz yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Do'yu dışarı çıkarıyorduk değil mi? Do cümlenin içinde kullanacaktı. Don't live. Hocam niye doesn't değil? Çünkü they. Ama he, she, it olsaydı bununla he, she, it'ten bir tanesi olsaydı bu o zaman doesn't diyecektik. Your aunt. Senin teyzen yani ne oluyor? She not like pop music demiş. Pop müziği sevmez diyeceğiz. Hemen duyu dışarı çıkardık. Ama she olduğu için does olacak. Not olduğu için de doesn't olacak. Like diyeceğiz. Yanına da fiili de yanına koyacağız. Kara study French. Kara Fransızca çalışır mı diye soracağız. Kara bir she kız ismi. Yani ne yapacağız? Hemen do'yu başa alacağız değil mi? Aldım. Ama do değil she olduğu için s takısı olacak üstünde. Does Kara study. Hocam niye s takısı yok üstünde? Çünkü does'ın üstünde var s takısı. Does bir kere aldı mı artık şey yapmıyorduk. Koymuyorduk fiilin üstüne. Bu kadar. Does Kara study French? Kara Fransızca çalışır mı? He play basketball. Soru yapmış. Ne yapıyorduk? Do'yu çıkardım başa koydum. Hemen koy. Hemen. Do. Ama burada he var hocam. O yüzden ne olacak? S takısı olacak. Does. Ondan sonra kişiyi koyuyoruz. He play. Does he play basketball? Bu kadar. Bir alıştırmamız daha var. Hemen durdurun. Siz yapın. Sonra ben yapacağım. Eğer yaptıysanız hemen devam ediyorum. Leah and her sister. Leah ve onun kardeşi. Leah ve onun kardeşi. Yani bunlar ne?
Onlar değil mi? İki kişiler çünkü. Watch TV every day, her gün şeyden sonra, akşam yemeğinden sonra televizyon izlerlermiş. Watch olacak değil mi? S takısı olmayacak. Pamela bir she, o yüzden S takısını koyacağız. Pamela never plays. Değil mi? S takısını alacak. Devam ediyorum. Dogs not play with cats. Dogs dediği they, yani S takısı olmuyor. Köpekler diyor. Çünkü not play. Ya bu bir fiil cümlesi değil mi? Play not'la o zaman fiil cümlesi. Fiil cümlesini olumsuz yapacağız. Ne yapıyorduk? Do'yu çıkaralım dışarı. Do. Ondan sonra not demiş. O zaman don't play with cats. Köpekler kedilerle oynamaz demiş. Gerçi evcil köpekler evcil kedilerle oynayabiliyor. Claire. Claire bir she. O yüzden caz müzik dinler diyeceğiz. Burada listen demiş, dinlemek. Listens. Bu kadar. His daughter. Onun kızı. Onun kız dediği ne oluyor? She oluyor. Always. Yani S de kız koyacağız. Takes. Bu kadar. Evet, devam ediyoruz. I usually, I demiş. Sadece he, she, it, s takısı vardı. Soru da değil o zaman, fiili. Aynen yazdık. Geçtik. What time? Soru yapmış. Ne yapacaktık sorularda? Şey başta olacak. Yardımcı fiil başta olacaktı. O zaman do you get up? Hafta sonları, pardon, hafta içleri kaçta, saat kaçta kalkıyorsun diye sormuş. Bak ne yaptım? Evet hayır sorusu haline getirdim. Başa soru kalıbını koydum. Bu kadar. The movie start at 8 o'clock. Saat 8'de, film saat 8'de başlıyor mu diye soracağız. Nasıl soracağız? Do'yu başa koy hemen. Ama the movie diyor, o da it olacak değil mi? O zaman S takısı olması lazım. Does the movie start? Hocam S takısını koymadın start'ın, çünkü does'ın üstünde koymayacağız. Bu kadar. Does the movie start? Which bus? Hangi sorusu? O zaman ne yapacağız? Hemen şey yapacağız. Do'yu başa al. Which bus do you take? Başa aldım. Sonra özne ve fiil olmak üzere devam ettim. Bu kadar. My son, oğlum, yani he usually visit his grandpa on weekends. Hafta sonları büyük babasını ziyaret ediyormuş. O zaman he, olumsuzluk da yok, soru da yok. Normal fiili yazacağız ama s takılı yazacağız. Neden? Çünkü he visits. Your brother, senin kardeşin, yani he, erkek kardeşin, brother erkek kardeş, sister kız kardeş. Ne olacak? Soru da değil, olumsuz da değil, yani şeklinde yerleştireceğiz. Şimdi sporlara geldik. Yani konunun gramer kısmını geçtik. Artık konu kısmına geldik. Sizden sporları bu şekilde kategorize etmenizi isteyecekler. Bu ne demek? Outdoor sports dediği dışarıda yapılan dışarı sporları. Indoor dediği içeri ya da iç mekan. Individual sports dediği şahsi, kişisel, sadece kendi başına yaptığın sporlar. Team sports dediği de takım sporları. Şimdi düşündüğümüz zaman sizden bunları yerleştirmenizi isteyecekler. Önce anlamlarını bir öğrendik. Dışarı sporları, içeri sporları, şahsi, tek başına yaptığım sporlar ve takım sporları şeklinde. Futbolu düşündüğümüz zaman futbol ne olabilir? Takım sporu değil mi? Futbol bir takım sporudur. Aynı zamanda outdoor, dışarıda yapılan bir spordur değil mi? Futbol dışarıda oynanır. Evin içinde futbol oynamayın. Boxing. Düşündüğün zaman boks sporu nerede yapılıyor? Ringlerde yapılıyor. Ringler nerede? Indoor sports'tur.
Box içeride yapılıyor. Jogging, koşu. Koşu sporu nerede yapılıyor? Dışarıda yapılıyor. Yani outdoor sports olarak düşünebiliriz. Hem de individual sport olarak düşünebiliriz. Çünkü jogging toplu koşmaya gerek yok. Tek başına da koşabilirsin. Yani hem kişisel spor, individual, kendi kendine yaptığın spor, hem de outdoor spor olarak düşünebiliriz. Basketbol aynı şekilde takım sporu, tenis takım sporu ya da outdoor sport olarak da geçebilir. Indoor'da da yapılıyor ama tenis daha çok dışarı spor olarak geçer. Roller skating, kaykay yapmak, o nedir? Outdoor sport, hem de individual sport. Skateboarding, kaykay mı? Roller skating, paten yapmak. Skateboarding de aynı şekilde hem dışarıda yapılan hem de kendi başınıza yaptığınız, çünkü kaykaya iki kişi beraber bilmiyorsunuz. Bowling nedir? Topu alıyorsunuz, atıyorsunuz. O indoor sporstur. İç mekanda yapılıyor. Swimming, yüzmek genellikle dışarıda yapılıyor. Individual bir spordur. Tek başına yapılan bir spordur. Gibi bu şekilde kategorize etmemiz gerekiyor. Scuba diving dışarıda yapılır değil mi? Dalış tek başına yapılır. Badminton outdoor diye geçer ve takım sporu olarak geçer. Cycling, bisiklete binmek, individual ve outdoor şeklinde geçer. Skiing, kayak yapmak gene dışarıdadır. Kayak dışarıda yapılır. Golf de dışarıda yapılan bir spordur. Bunların hepsinden bahsetmiş olduk. Şimdi bu sporları yazarken ya da söylerken biz do, play ve go kelimelerini kullanıyoruz. Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Şimdi İngilizce sporları cümle içinde anlatırken yukarıdaki kelimelerden faydalanınız. Yani do, play, go. Bireysel yapılan sporlar için do. Bireysel, tek başına, başka bir yardım almadan yapabildiğiniz sporlar için do kullanırız. Takım sporları için play kullanırız. Play basketbol, play futbol gibi takım sporları. Kelimede ing olan sporlar için ise go kullanıyoruz. Bu kadar kolay. Alttan hemen örneklere bakalım. I go swimming every weekend. Ben her hafta sonu yüzmeye giderim. They like playing football. Onlar futbol oynamayı sever. She does gymnastic. Mesela jimnastik tek başına yapılan bir spor değil mi? Hiç yardım almadan esnemeler, hareketler gibi. Çok sanki jimnastik biliyormuşum gibi. Ama ne yapıyoruz? Herhangi bir yardım istemeyen bir spor. Tek başınıza yaptığınız bir spor. O yüzden do ile kullanıyoruz. Şimdi hemen bir bakalım nasıl eşleştiririz diye. Rollerblading ing'si var. O yüzden rollerblading'i go'ya yazarız. Hemen uzun uzun yazmayalım. Şöyle yapalım. Go. Futbol için ne deriz? Takım sporu play. Kickboxing ing'si var. Go. Horse riding ing'si var. Go. Tenis ne deriz? Takım sporu play. Ice skating ing'si var. Go. Skateboarding ing'si var. Go. Şunu ben kırmızı yapayım daha da belli olsun. Windsurfing ing'si var. Go. Water skating ing'si var. Go. Beyzbol. Bizim oynamadığımız bir spor ama takım sporudur. O yüzden ne bu? Play. Badminton takım sporu. Play. Cycling ing'si var. Go. Sailing ing'si var. Go. Artık buralarda kırmızı oldu. Başka bir renk alacağım. O yüzden aerobik. Aerobik ne? Esneme hareketleri var gene. Aerobikte de gene kendi kendine yaptığım bir spor. O yüzden do. Martial arts. Dövüş sporları genelde ne demiştim? Ekipmana ihtiyaç duymadan yapılan sporları biz genelde do olarak kullanıyoruz. Martial arts yani dövüş sporları da savunma sporları da sanatları diyeyim. Savunma sanatları da bu kategoriye giriyor. O yüzden do. Atletik gene aynı şekilde do. Koşu gibi mesela. Ice hockey takım sporudur. Play. Golf de takım sporu sayılabiliyor. Play. Bu kadar. Sporları bu şekilde kategorize ediyoruz gençler. Evet gençler, bu videoda neler öğrendik? Present simple tense yani geniş zamanda cümle nasıl kuruluyor ve cümle nasıl okunuyor? Soru nasıl yapılıyor? Olumsuz nasıl yapılıyor? Bunları bir tekrar ettik sizlere. Adverb of frequency yani sıklık zarflarını
always, usually, never, rarely gibi sıklık zarflarında ve once, twice gibi diğer sıklık zarflarında bir tekrar ettik sizlerle. Ve sporların kategorilerini tekrar ettik. Ya, go, play, do ile kullanılıyormuş. İşte individual, şahsi spor, outdoor spor, dışarıda indoor spor, içeride team spor, takım sporu gibi kategorilerin olduğunu sporların ve bunları ayırmamız gerektiğini öğrendik gençler. Evet, tekrar videolarımızda 7. sınıfa destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmaya devam edin gençler. Görüşürüz.